24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Bu akşam Briefing Saati'nde aslında Türkiye'nin çok önemli bir etki alanı sahibi olduğu ve özellikle bize Osmanlı'dan miras kalan ve şu an içinde de küresel güçlerin de belki de bir sonraki aşamada bir mücadele alanı olmaya devam edecek, belki daha çok konuşacağımız Balkanlar işleyeceğiz. Balkanların siyasetinden bahsedeceğiz, Balkanların biraz tarihinden bahsedeceğiz. Ve bilhassa özellikle Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu bu yeni jeopolitik fırtına olarak adlandırdığımız iki sene içerisinde bir şekilde olayın Balkanlara doğru sıçrama ihtimali hep konuşulur. Mesela tarihten örnek vermek gerekirse biliyorsunuz 1. Dünya Harbi'nin o kıvılcımı işte bir Sırp milliyetçisinin yapmış olduğu bir suikastle beraber 1. Dünya Harbi'nin başladığını görüyoruz. Yani Balkanlar aslında bu anlamda büyük savaş başlatacak kadar dondurulmuş sorunları bünyesinde barındıran bir coğrafya. Dolayısıyla Balkan Yarımadası ve jeopolitikası uzun süre daha bence hem Türkiye'nin çevre coğrafyasını ve küresel güçlerin siyasetlerini etkilemeye devam edecek. Dolayısıyla çok kıymetli Fatih Fuat Tuncer hocamızla beraber bu konunun hem geçmişine gireceğiz hem bugününü konuşacağız ve bilhassa emperyal güçlerin Balkan siyasetinin onların Avrasya veya Atlantikçi görüşlerini nasıl şekillendirdiğini analiz etmeye çalışacağız. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç bilgisel var, onları size arz etmek istiyorum. Kıymetli yönetmenimden rica edeceğim. Balkanlar neden önemli? Asya ve Avrupa'nın doğal köprüsü Balkanlar. Evet, gerçekten öyle. Açıp haritaya baktığımız zaman şu arkada çok küçük bir şekilde görüyoruz ama özellikle Karadeniz Havzası ve Akdeniz Havzası ile beraber işte kuzeye doğru giderken yani Avrupa Birliği'nin belki en stratejik coğrafyalarına ulaşan noktada en önemli tampon bölge veya yapbozun en önemli ağırlık merkezi olarak Balkanları görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal köprü Balkanlar Avrasya ve Atlantikçiler açısından da çok önemli bir coğrafya olmaya devam edecek. Balkanlar Doğu ile Batı arasında önemli bir tampon işlevi görmeye devam ediyor. Evet, hem geçmişte hem bugün tampon işlevi gören bir karşımıza Balkanlar var. Özellikle Bosna Hersek, Hırvatistan sınırı yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı'nın, Katoliklik ile Ortodoksluğun ve Müslümanlık ile Hristiyanlığın birbirinden ayrıldığı bir fay hattı olmuş. Şimdi Osmanlı'nın özellikle Avrupa topraklarına ilerleyişi, Balkanlara hakimiyet altına alışı ve aldıktan sonra da oradaki siyasi ve dini dengeleri yani teopolitik fay hatlarını da dengede tutmaya çalışan bir yapısı vardı. Ama daha sonra hepimizin bildiği gibi o ulus devletleşme yani 1789 Fransız devrimi getirmiş olduğu etkilerin bir bahaneyle bu topraklarda kullanarak o isyan süreçlerini görüyoruz. İşte bunların hepsinin de aslında ciddi bir stratejik hedefi vardı. İşte Balkanların batı bölümü 200 yıl, doğu bölümü ise 400 ila 450 yıl Türklerin egemenliği altında kalmış ve gerçekten en huzurlu dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine kaldığını görüyoruz. İşte burada ne var? Bizim kendi topraklarımız olan azınlıklar başta olmak üzere Osmanlı'nın Anadolu dışındaki topraklarda bulunan milletlere de aynı hoşgörü ve aynı itinayla yaklaştığını ama işte o aynı hoşgörü ve itinayla yaklaşmanın da bedelini bir şekilde daha sonraki isyanlarla beraber ödetilmeye çalışıldığını görüyoruz. Şimdi burada özellikle Osmanlı'nın işte bahsettiğim, konuştuğum meseleler çerçevesinde millet sistemiyle de iç işlerinde özgür bırakılan Balkan halklarıyla asimilasyon ile karşı karşıya kalmadığını görüyoruz. Yani onları kendi inançlarından, kendi değerlerinden koparmadan Osmanlı Devleti ki bunu Kıbrıs'ta da görüyoruz örneğin veya Akdeniz hakimiyetinde de görüyoruz. Ama işte bunun bir şekilde daha sonra suistimal olduğunda sizlere ifade etmiştim. Ve Türkiye'miz özellikle son 20 yılda Balkanlar'da barış ve istikrara, iyi komşuluk ve dayanışmaya önem vererek bölgenin sorunlarına çözüm arıyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi biliyorsunuz çok acılar yaşandı. Bosna Hersek katliamı, Srebrenica katliamı ve Avrupa'nın göbeğinde bununla ilgili çok beğendiğim bir söz vardır. Bosna Hersek katliamı Adolf Hitler'in öldükten sonra kazanmış olduğu bir zafer. Gerçekten öyle. Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlar katledildi, Müslümanlar soykırıma uğratıldı. Müdahale edildi ama o müdahale ne kadar zamanlaması doğruydu, ne kadar gerçekten samimi müdahale edildi ve şu anda orada bir barış yok. Biliyorsunuz Dayton Anlaşması bir ateşkes ve bu kalıcı bir barışa dönmedi ve orada her an her şey olabilir. İşte kıymetli hocamız da biraz da Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Balkan dengesini bir şekilde korumaya çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Ama Türkiye'nin son 20 yıldır hem kültürel TİKA faaliyetleri hem ticari ve bu anlamda Balkan siyasetine de olumlu yönde katkı sağlayan bir duruş sergilediğini net bir şekilde görüyoruz. Ve Türkiye, Balkan devletlerinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinde bu anlamda destekler nitelikte bir
duruşu var. Biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkan Antantı ile aslında özdeşleştirebiliriz. Çünkü Balkan Birliği bizim açımızdan Anadolu'nun güvenliğini sağlayacak bir bariyerdir. Herhangi bir büyük savaş çıkma olasılığı dahilinde. Buna karşılık, bunu da konuşacağız kıymetli hocamızla, Rusya'nın Balkanlarda siyasal istikrarı bozma amacı taşıyan faaliyetlerini de Türkiye kıymetli izleyenlerimiz bir barışa tehdit olarak algılıyor. Yani burada ister Rusya olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, hangi emperyal güç bu bölgeyi istikrarsızlaştıracaksa Türkiye bunun karşısında olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi çok kıymetli Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer hocamızla beraber bu olayları daha derinlemesine analiz etmeye başlayacağız. Evet kıymetli hocamız, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, şeref hoş verdiniz. Hoş bulduk Furkan hocam, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam ben dilim döndüğünce arz etmeye çalıştım ama sizin hususi olarak ilgilendiğiniz bir coğrafya, Balkan coğrafyası. Ve evet tarihte de işte Birinci Dünya Harbi biliyorsunuz, bir çakmak orada çaktı ve dünya büyük bir savaşa ilerledi. İkinci ve üçüncü belki perdelerini bugün yaşıyoruz. Şimdi aslında belki şöyle giriş yaparsak izleyicimiz açısından daha uygun olabilir. Balkan jeopolitiği neden kritik? Balkan siyaseti neden bu kadar önemli? Bununla başlayalım hocam isterseniz. Furkan hocam, Balkan jeopolitiği neden kritik sorusu aslında başlanması gereken belki de en doğru soru. Çünkü bugün bildiğimiz gibi dünya batı ve doğu aksı diye ikiye ayırsak da aslında biz batı aksının merkezinin Avrupa olduğunu farkındayız ki bugün işte Asya Pasifik'in ekonomik olarak yükselmesine rağmen en önemli hedefi, ulaşma hedefinin de Batı Avrupa, Avrupa ülkeleri olduğunu biliyoruz. Çünkü ticari olaraktan en önemli tüketici ve alıcı konumundalar. Bu noktada Balkanlar hem Avrupa jeopolitiğinin içinde olması hem de bir geçiş güzergahı olması açısından oldukça önemli. Tabii ki bunu sadece jeopolitik olarak değil, bölgenin tarihine de baktığımız zaman aslında üç önemli kültürün egemenliğinde kesişme alanını görüyoruz. İşte Avusturya, Macaristan, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel kesişim noktası, rekabet noktası ve nüfus mücadelesini yaptıkları bir yer olarak görüyoruz. Ama bugünkü Balkanlara bir ruh veren ve orayı önemli hale getiren hiç kuşkusuz ki siz de az önce bahsettiniz, yaklaşık 500 yıl süren Osmanlı egemenliği dönemi. Ve Osmanlı'dan sonra Balkanlar ne yazık ki hep savaşlar, etnik maalesef çatışmalar, evet, ve bölünmelerle anılmış durumda ki Balkanlaşmak kavramı da uluslararası ilişkiler literatürüne hocam artık bir bölünme ve iç savaş olarak girmiş durumdaki bir sözlük anlamıyla ki hatırlarsanız 90'larda ilk İsrail-Filistin intifadalar başladığı zaman uluslararası medya şu başlığı atıyordu: Orta Doğu Balkanlaşıyor mu? Ki bugün evet, dünyada doğru. Bir Orta Doğulaşma tartışması varken daha henüz bir Orta Doğulaşma yokken Balkanlaşma vardı ki Balkanization da var değil mi hocam İngilizce? Kesinlikle Balkanization kavramın İngilizcesi. Yine hatırlayalım, Suriye iç savaşı ilk başladığı zaman işte uluslararası medyada ilk gündem Suriye Balkanlaşır mı? Neden? Çünkü insanların hafızalarına gelen, siz de bahsettiğiniz Yugoslavya'nın evet, aslında dağılma süreci. Tabii ki bunun daha öncesinde 2. Dünya Savaşı, öncesi 1. Dünya Savaşı, daha öncesi bizim için çok büyük acılara sahne olmuş olan Balkan Savaşları ve Osmanlı-Rus Harbi, 93 Harbi var ve bölge savaş ve acı açısından oldukça tecrübeye sahip ve bugünkü temel amaç, eğer Türk dış politikasını ve Türkiye'nin temel nihai hedefinden bahsedecek olursak, bölgedeki istikrarın ve düzenin sağlanması ki Türkiye'nin temel izlediği politikanın bu olduğunu söyleyebiliriz bölgede. Şimdi hocam burada tabii hani şimdi Balkanların işte bizim Osmanlı'nın geri çekilişi. Bahsettiğiniz gibi Osmanlı döneminde huzur içi yaşayan halklar bir anda işte oradaki bağımsızlık talepleriyle beraber bölünmelerin yaşanması. Ve şu anki pozisyona geldiğimiz zaman aslında halkların da bir Osmanlı özlemi var. Bu net olarak görüyoruz ve Türkiye oraya gittiği zaman özellikle TİKA faaliyetleri biliyorsunuz bu anlamda önemli. Tarihi olarak ve kültürel olarak bağın oluşmuş olması da bir anlamda duygusal bir refleks oluşturuyor. Tabii bu durum karşı taraf açısından da bir tehlike oluşturuyor. Şimdi bizim Balkan siyasetine girmemiz, şimdi bir Yunanistan devletini bu anlamda hep Birinci Dünya Savaşı vekil gücü Yunanistan'a rahatsız ediyor. Diğer taraftan Rusya,
Şimdi her ne kadar bir Rusya evet güzel ilişkilerimiz var ama Rusların da Türklerin çok Balkanlarda hakimiyet kurması işlerine gelmiyor. Tabii temel rekabet alanı şu an Balkanlar, evet. Türkiye ve Rusya için. Hocam bundan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki şundan, Balkanların nasıl Osmanlı'dan koptuğunu hatırlarsak aslında Rusların 93 Harbi, daha sonra Balkan Savaşları'na giden süreçte Osmanlı karşıtı konumlanması ve bölgede özellikle Rus Ortodoks Kilisesi'nin güçlenmesiyle birlikte bir panslavist politikası, özellikle Sırplar ve Bulgarlar üzerinden bir isyanı teşvik etmesi Balkanlardaki tüm düzeni alt üst etmişti. Siz bahsettiğiniz bölgede hala bir özlem vardı. Aslında bu çok normal hocam. Ben hep öğrencilerime Balkanlar dersinde bir video izletiyorum. Bir ulusal kanal televizyonu hocam Prizren'e geziye gidiyor, mikrofon uzatıyor, İngilizce sorular soruyor. Karşıdaki kişi Türkçe cevaplamaya başlıyor. Aa diyor, Türkiye'den mi geldiniz? Hayır diyor, burada yaşıyorum. Türkçeyi nerede öğrendiniz? Burada bir okula mı gittiniz? Hayır diyor, ben Türk'üm. Diyor ki nasıl Türksünüz? Ve konuk şunu soruyor. Siz nereden geldiniz? Siz de diyorsunuz ki İstanbul. İstanbul ne zaman Türklerin kontrolüne geçti? 1453. Kosova ne zaman fethedildi? 1389. Yani diyor ben sizden daha fazla Türk'üm. Şimdi tabii uzun yıllar Türkiye'nin Balkanlarla bir de kopuş hikayesi var hocam. Özellikle Soğuk Savaş dönemi, uluslararası konjonktür, dünyanın doğu ve batı diye bir kutba ayrılması ve bizim batımızda olan Balkanların doğu olması, doğusunda olan bizlerin batı olması gibi bir süreç. Tabii ki bunlar coğrafi tanımlar değil, siyaset biliminde, uluslararası ilişkilerde bunlar aslında siyasi bir kutuplaşma. Bizim tekrar Balkanlara dönüşümüz aslında Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte bir anda kendimizi Yugoslavya Savaşı'nı izlerken bulduk televizyonlarda. Türkiye'de özel televizyon kanalları açılmıştı. Biz her gün Bosna Hersek'te neler oluyor? İşte Saraybosna'da keskin nişancılar tarafından vurulan Müslüman boşnaklar, bunları izliyorduk. Srebrenica soykırımını izlemiştik ve Türk toplumunda bir bilinç oluştu ki bu çok normal, çünkü bu devleti kuran önemli sayıda lider kadrosu Balkan kökenli ve hem 93 Harbi hem Balkan Savaşları hem 1. Dünya Savaşı hem de 1950'lerde bu ülkeye gelen Balkan kökenli birçok Türk, Boşnak, Arnavut insanımız var. Yine Batı Trakya Türklerimiz var. Şu an aynı ülkede vatandaşlık yaptığımız, örneğin bugün işte Bayrampaşa, İstanbul için örnek verebilirim, Pendik'te. Ve insanların bölgeyle olan ilgisi, alakası daha fazla arttı. Özellikle Kosova Savaşı, Kosova'daki savaş bir dönüm noktası oldu. Çünkü siz de bahsettiniz, tüm dünyanın gözü önünde Srebrenica'da bir soykırım yaşanmıştı. 20. yüzyılın sonunda bütün dünya Hitler sonrası ya. Ki biliyorsunuz bugün İsrail-Gazze meselesi sebebiyle sıkça tartışıyoruz. 1948 tarihli soykırımın önlenmesi sözleşmesinde deki tüm hükümlerin aslında ayaklar altına alındığı bir süreç yaşandı Srebrenica'da ve ne yazık ki hem Birleşmiş Milletler hem de uluslararası güçler bunu izlediler ve bu Türk halkında büyük bir infial yarattı ki Türkiye Kosova krizinde Türk halkının, kamuoyunun da belki baskısıyla daha farklı bir seyir izledi, daha aktif durumun içerisinde aslında oldu. Bu krizin ortasındaydık değil mi hocam? Kesinlikle yani çünkü Savaşı'nda. Hem Bosna Hersek Savaşı'nda Türkiye'deki Boşnak kökenli veya Balkan kökenli insanlarımız vasıtasıyla yine bölgede Türkiye'den beklenti çok büyüktü. Çünkü Bosna Hersek'teki Sırpların arkasında Sırbistan, Hırvatların arkasında Hırvatlar vardı. Ama Boşnakların arkasında arkalarını yaslayabilecekleri bir Boşnak devleti yoktu. Yok. Ve kendilerine en yakın gördükleri, yüzlerce yıl kader birliği yapmış oldukları Türk halkıydı, Türkiye'ydi. Yine daha sonrasında Kosova'da yaşanan süreç 99 yılındaki NATO bombardımanına kadar süreçte işte Türkiye'de özellikle İstanbul'da, Trakya'da açılan kamplar, oradan savaştan gelen insanların yerleştirilmesi deyim yerindeyse Türk halkına Balkanlar konusunda bir bilinç yarattı diyebiliriz Furkan hocam. Evet. Şimdi hocam tabii size anlatırken hani biz de tarihleri okuyoruz ve az çok da hani yaşımız yettiğince de o dönemde hatırlıyoruz. Yani Müslümanlar, şimdi şöyle bir şey de var aslında, biz Türkiye'yiz. Belki biz işte Boşnak, işte Sırp, Arnavut kendilerini farklı nasıl diyelim, etnik demeyelim de farklı kimlikler üzerinde tanımlayabiliyorlar ama Müslümanlık dendiği zaman işte Boşnak Müslümanlar, Arnavut Müslümanlar, İslami kimlik üzerinden de sanki bir bütünlük ve refleks o anlamda oluşuyor hocam. Yani şöyle söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde Müslümanlara bir katliam uygulanıyorsa, nerede olursa olsun, gözler bir şekilde bize dönüyor.
Ya bana böyle geliyor bilmiyorum ama şimdi Gazze yanı başına ama Gazze de aynı şekilde. İşte Arakan'daki Müslümanlar aynı şekilde biliyorsunuz. Yani bu anlamda bir çekim gücü oluşturuyor ki Balkan siyasetinde hocam, hani bunda da kısa bir fikrinizi isterim. İslam kimliğinin de bir çekim, bir mıknatıs oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Yani her zaman bizim elimiz o bölgenin üzerinde olmalı mı? Buna inanıyor musunuz? Hocam bunu şu şekilde örneklemek isterim. Çok haklısınız. Buna Müslüman kimliğin içine bir de parantez açıp Balkan Müslümanları kimliğinde özetlemek isterim. Hatırlayalım, Karadziç için Srebrenica'da soykırıma giderken ifade ettiği cümle neydi? Gidin ve bütün Türkleri öldürün. Aslında orada bir tane Türk yaşamıyordu. Çünkü o dönem, o dönemin aşırı milliyetçileri için Müslüman eşittir Türk demekti. Ki bugün Balkanlardaki Müslümanlara bakış açımızın en azından o özel parantez içine almamın sebebi o. O 500 yıllık geçmiş ve beraber bir arada yaşama ve o insanların Türk olarak nitelendirilmesi. Ki biliyorsunuz Arnavutluk uzun süre Enver Hoca dönemi dünyada anayasasında bu ülkenin dini ateistliktir yazan tek bir devletti. Ama yine ben aslında kendi alanım gereği o dönemin işte sinema filmlerini izlediğim zaman şöyle sahneler görüyorum. İşte birisine içki ikram ediliyor. O diyor ki elhamdülillah Türk. Şimdi Müslümanım demek eşittir Türk demekle eşitlendi. Ve işte bizim 20. yüzyılın son döneminde özellikle Balkanlardaki etnik kimlikler üzerinden veya dini mezhepsel kimlikler üzerindeki çatışmanın aslında içerisine ister istemez Türklerin de çekildiğinin bir göstergesi. Onun için Karadziç gidin bütün Türkleri öldürün dedi. Veya 1989'da Kosova Savaşı'nın 600. yıl dönümünde Milošević'in Kosova Meydanı'nda yaptığı konuşmada 600 yıllık Türk esaretini bitireceğiz dedi. Ki biz ne dedik? Soğuk Savaş'ta zaten Türkiye yoktu. Balkan Savaşları'yla birlikte son Türk askeri de bölgeden çıkmıştı. Ama hala onların ruhunda, zihninde, soykırımcıların zihninde hala Türklerden kurtarılması gereken bir bölgeydi. Neden? Çünkü o bölgede Müslümanlar vardı. O bölgede Boşnaklar, Arnavutlar, Türkler ve diğer unsurlar vardı. Bu sebeple Türklük eşittir Müslümanlık demin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet, çok aslında doğru bir yere parmak bastınız ki İslam karşıtı ve Türk karşıtlığının bu kadar paralel ilerletilmesi Avrupa genelinde, ki terör örgütlerinde biliyorsunuz en son yaşanan hadiselerde Müslüman ve Türk mahalleleri, ki o artık eşitlendi. Yani bir Türk düşmanlığı var, bir Türkiye ve Türkiye düşmanlığı aslında bir İslam düşmanlığıyla beraber harmanlanarak Haçlı ruhuyla. Evet, biz bir Haçlı savaşı veriyoruz ama karşımızda bir düşman var. Türk-İslam sentezi. Şimdi bir Türk, aslında Türk dünyasını içine katmamız lazım hocam. Biraz konu büyüyecek ama hani Türk dünyası ile ilgili büyük problem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok çok haklısınız. Peki hocam, bölgede Rus etkisinden de biraz bahsedelim. Yani Rusya'nın hem Soğuk Savaş dönemi, Soğuk Savaş sonrası dönemde işte Yugoslavya, işte Tito'nun biliyorsunuz Maraş'a işte en son gittiğim zaman bölge hala Tito'ya çok büyük bir sempati vardı mesela. İşte en son yılbaşı zamanı Belgrad tarafına gitmiştim. Orada da böyle esprisini arkadaşlarla bir Osmanlı marşı çaldık. Ondan sonra dedik acaba tepki görür müyüz falan. Birkaç kişi dönüp bize gülümsedi. İşte taksiye bindik. Taksici işte nereden? İstanbul'dan. Türk o diyor. İşte Belgrad zaten aynı şehir. İstanbul hep beraberiz biz. Yani böyle kucaklayıcı bir tavır var sosyolojik olarak. Şimdi Ruslar buraya nasıl bakıyor hocam? Rusların Balkan siyaseti nasıl şekilleniyor sizce son dönem gelişmelerle beraber? Şimdi Ruslar tabii bunda Soğuk Savaş'ında etkisi var ama Soğuk Savaş öncesi de asıl Rusların ilk genişlemek istediği batıdaki bölge Balkanlar'da. Özellikle Slavlar üzerinden. İşte Sırplar, Bulgarlar, Boşnaklar, Hırvatlar, Slovenler, bunlar üzerinden bölgede bir siyaset izlemeye çalıştı. Ve özellikle Ortodoks topluluklar üzerinden, burada Yunanlıları ayırıyorum. Çünkü Rusların bir rahatsız olduğu konuda biliyorsunuz Ortodoksların hamisi Osmanlı İmparatoru'ydu. Ve Fener Rum Patrikhanesi'nden, Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nden de memnun olmayan bir Rus siyaseti vardı o dönem. Ve Ruslarla Türklerin aslında hesaplaşma alanı, savaşma alanı her daim Balkanlar oldu. Ve bunun da en büyük acısını bölgedeki Müslümanlar çekti. Kesinlikle. Ve bölge yaklaşık 100 yıldan fazla süren büyük bir acının ve savaşın içerisinde kaldı. Ne zaman? Özellikle Osmanlı'nın bölgeden çıkmak zorunda kalmasından sonra. Tekrar bugüne baktığımız zaman Türkiye aslında bir dış politika oluştururken geçmişten çok önemli dersler çıkardığını görüyoruz. Onun için Türkiye'ye işte kimi zaman diyorlar neden Balkan ülkelerinde
NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmasını bu ülkeleri neden bu kadar çok destekliyorsunuz? Ben hep şu örneği veriyorum öğrencilerime. Yine bir meşhur video vardır hocam, izlemişsinizdir. Prizren'e Türk askerinin Kosova barış gücü sebebiyle tekrar girişi. 90 küsür yıl sonra Osmanlı askerinin çıkışı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girişi. Çok ve insanlar imaj, evet. İnsanlar bayraklarıyla, özellikle Prizren'deki Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar büyük bir mutlulukla Türk ordusunu karşılıyorlar. Çünkü ben hep öğrencilere şunu diyorum. Aradaki 90 yılın sonunda oraya Türkiye NATO armasıyla girdi. Ki ülkemizde NATO'nun imajı, işte NATO'ya bakış açısı belli. Ben yine hep şunu diyorum. Türkiye'ye NATO üyeliği aslında NATO'dan korunmak için lazım Furkan Hocam. Aynı fikirdeyiz hocam. Ki NATO'da olmadığımız NATO'ya zaman... NATO'ya rağmen NATO. Tabii ki NATO'ya rağmen NATO. Eğer NATO üyesi olmazsak Yunanistan'la olan sorunlarımız bambaşka bir seviyeye dönüşecek. İşte o noktada Türkiye'nin bölgede Ruslarla olan geçmiş tecrübesi aslında Türkiye'nin NATO politikasını ön plana çıkarıyor. Onun için Yunanistan bölgede oyun bozanlık yaparken Türkiye bölgedeki tüm ülkeleri NATO üyeliğine hazırlayan bir ülke oldu. Hem askeri eğitim anlamında, hem silahlandırma anlamında, hem o orduların, çünkü bunlar Soğuk Savaş döneminden çıkmış, işte Sovyet Sosyalist bloğu askeri zihniyetinden tekrar bugün NATO Batı askeri zihniyetine bir dönüşüm geçirdiler ve burada en büyük desteği Türk Silahlı Kuvvetleri verdi. Türkiye Cumhuriyeti verdi. Onun için işte Romanya'daki imajımız, Bulgaristan'daki imajımız, ki Bulgaristan'daki imajımız diyoruz 89 yılında Türklerin göçünde, hatırlarsanız savaşın eşiğine gelmiştik. Jivkov muydu hocam? Kimdi? Kesinlikle o? Rahmetli Turgut Özal ve Jivkov'un evet. Her gün birbirlerini tehdit ettiği ve Naim savaşın kapıda olduğu, izleyicilerimiz de Naim filminden hatırlarlar yaşananları. Ve o günden bugüne Bulgaristan Türkiye'nin en iyi geçindiği müttefiki, en iyi anlaştığı müttefiki ve Türklerin en rahat yaşadığı ülke Bulgaristan. Bölge ülkeleri içerisindeki Doğru. Türk azınlıkların durumuna baktığımız zaman. Tabii ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilmek ilmek ördüğü, özellikle son 30 yıldır yaptığı, İsmail Cem'le başlayıp AK evet, Parti hükümetleri döneminde devam eden bir politikanın sürekliliği. Bugün bölgede Yunus Emre enstitüleriyle, TİKA'nın görünürlüğüyle, yine birçok noktada Türkiye'nin diğer Balkanlardaki diğer yabancı devletlere nazaran daha fazla diplomatik misyon açması ile Türkiye bölgede daha önemli bir aktör haline gelmiştir. Ki ben düzenli yapılan, özellikle yurt dışında yapılan kamuoyu araştırmalarını ölçüyorum. Birçok ülkede Türkiye imaj açısından, olumlu imaj açısından ilk üçtedir. Bu kastettiğim ülkeler sadece Kosova veya Arnavutluk değil. Sırbistan'da, Karadağ'da, evet, evet, Bosna Hersek'te, evet. Romanya'da, Bulgaristan'da. Bu böyledir. Türkiye dünyadaki 200'e yakın ülke içerisinde, bütün ülkeler soruluyor kendinizi en yakın hissettiğiniz, dost olarak gördüğünüz ülke sorusuna, ki buna Sırbistan da dahildir. İlk üçte, hadi ilk beşte her zaman Türkiye'nin adını görüyoruz. Bu da Türkiye'nin izlediği politikanın doğruluğuna işaret ediyor. Bunun temel sebepleri var. Bölgenin, biz dağılırken özellikle Yugoslavya'nın bir savaş içerisine girerken Türkiye her zaman sükuneti ve mevcut anayasal dağılma hakkına riayet edilmesini istedi. Bu da 1974 anayasasıydı Yugoslavya'daki ve 6 devlet 1974 anayasasına göre bağımsızlıklarını ilan ettiler. Sırpların bunu kabul etmemesiyle bir savaş süreci başladı ve haklı olarak Türkiye'de bu noktada Sırbistan'ın karşısında bir pozisyon aldı. Ancak bugünkü Sırbistan'ın değil, Milosevic'in Sırbistan'ın karşısında. Hatta şimdi ona gelecektim hocam. Ben işte Belgrad'da bulunduğum dönemde yürüyüş yaparken gösterilere denk geldik. Protesto gösterileri. Protesto gösterileri. Hatta biraz orada çekim de yaptık. Ciddi protesto gösterileri vardı. Yani şimdi bu anlamda Vučić'in, doğru telaffuz ettim değil mi hocam? Tabii. Onun Cumhurbaşkanlığındaki Sırbistan'ı bir tehlike bekliyor mu hocam? Yani bu anlamda bir sıkıntı görüyor musunuz Sırbistan genelinde? Furkan Bey, Vučić özelinde şunu söylemek isterim. Bölgede hala etnik milliyetçilik çok güçlü. Biz bunu ne yazık ki Bosna Hersek'te görüyoruz. Bosna Hersek'te neredeyse genç nüfusun birinci hedefi kendini ülke dışına atmak. Çünkü bütün siyasi partiler Bosna Savaşı'ndaki hatıralar üzerine hala bir seçim propagandası yapıyorlar. Ki Sırbistan'da da bugün işte Kosova ve Bosna Hersek'teki Sırplar üzerinden Vučić aslında çok büyük bir baskı altında. Yine Vučić Batı ile Doğu arasında bir denge izlemeye çalışıyor. Çünkü NATO üyesi olmamayı deklare etmiş bir ülke Sırbistan, ama aynı zamanda Avrupa Birliği aday ülkesi. Aday ülkesi. Ve bir yandan da Çin'in
bütün Avrupa operasyonlarını yürüttüğü merkez Belgrad hocam. Çin var, evet doğru. Yani sadece Rus faktörü değil, aynı Çin'de zamanda da Çin lazım. Faktörü var ki pandemi döneminde hatırlarsınız hocam, siz de biraz turizmle ilgilendiğiniz İnsan. İçin söylüyorum. Aşı turları yapılıyordu, evet, Belgrad'a. Evet, evet. Avrupa'da insanlar havalimanlarından, ülkeler birbirlerinin maskelerini çalarken Belgrad, Vučić insanları Belgrad'a aşı olmaya davet etmişti. Neden? Çin ve Rusya Belgrad'a sınırsız sayıda aşı temin etmişlerdi. Şimdi bu noktada Vučić'in Batı ve Doğu arasında bir denge siyaseti izlediğini görüyoruz. Ne Batı'yı ekarte ederek, ne de geçmiş hatalara kapılarak, ne Çin ne de Rus tahakkümünün altına girmeden ama onların da desteklerini kaybetmeden, neden bu destek çok önemli. Bugün Kosova yüzden fazla ülkenin bağımsızlığını tanımasına rağmen Birleşmiş Milletler'e üye olamıyor. Evet. Çünkü Rus ve Çin vetosu sayesinde. Sırplar bu desteği kaybetmemek için her iki tarafla da bir denge siyaseti izliyor. Ama Sırpların bölgede kendilerine en yakın gördükleri müttefik veya en yakın gördükleri NATO üyesi ülke Türkiye Cumhuriyeti. Ki Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan ilişkilerin gelişmesinden sonra neler oldu diye bakarsak Furkan Bey, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye arasında bir üçlü stratejik işbirliği mekanizması kuruldu. Ve Bosna Hersek ve Sırbistan artık savaşın hatıraları üzerinden günlük tartışmaları bir kenara bıraktılar ve işbirliği içerisinde izlemeye çalıştılar. Ve bugün Bosna Hersek içerisinde bir çatışma ihtimali doğduğu zaman, ki yılda en az iki kere Dodik'in, özellikle evet, Sırp Cumhuriyeti'nin liderinin açıklamalarını okuduğumuz zaman ilk adresinin Ankara olduğunu görüyoruz. Çünkü gelip ilk önce Türklere durumu izah etmek durumunda olan, ilişkilerin bu nebzede geliştiği bir Balkanlar var. Yine bugün Sırbistan içerisindeki, özellikle Sancak bölgesindeki, Kuzey Sancak'taki boşnakların durumu ile ilgili Türkiye'nin devreye girmesinden sonra yaşanan gelişmeler oldukça pozitif ve bu Sırbistan içerisinde de sizin de bahsettiğiniz gibi olumlu algılanan bir durum. Ve yine Sırbistan'ın bölgedeki en büyük ekonomik partnerlerinden bir tanesi Türkiye. Ki Yugoslavya Savaşı öncesi Avrupa yine en büyük pazardı. Ve Avrupa'ya geçiş için ana güzergah, lojistik hat, hatırlarsanız Yugoslavya'ydı, evet, evet, ve evet, Sırbistan'dı. Sırbistan tekrar o geçmişteki hattı kurmak istiyor ki onun için işte Tito'ya olan özlemden, aslında Tito'nun şahsına değil o dönemki huzur ortamına onu diyorlar zaten duyulan hocam. Huzurluyduk diyorlar. Hani biz belki ama Rusya'nın etkisinde değil, onların güdümünde değildik diyorlar. Kesinlikle, ki zaten Yugoslavya'nın temel prensibi bağlantısız ülkeler üyesi, Batı'ya açık, Doğu'yla mesafeli olmayan bir sosyalist yönetim tarzıydı. Batı'yla ticaret yapan, Batı'yla iş yapan ama yönetim sistemi olarak sosyalist yapıya sahip bir ülkeydi. Bugün için konuşursak Furkan hocam ve Türkiye vizyonundan konuşursak, Türkiye bölgede rekabet ettiği tek bir ülke var. O da Yunanistan. Siz de az önce bahsettiniz ama nasıl bir rekabet? Bugün Yunanistan, Kuzey Makedonya'nın, hatırlayalım, ismini yıllarca Fayrom, eski Yugoslavya Cumhuriyeti, aynen, olarak okuttu. Bayraklarını değiştirdi. En son isimlerini değiştirdi. Ve o dönem Makedonya'da yıllarca iktidarda olan partinin adı Vimro idi. Vimro, hatırlarsanız işte bu eski Balkan dizilerinden, isim vermem belki doğru olmaz, oradaki Türkleri katleden, Müslümanları katleden çetenin adıydı. Yani Ermenistan'daki Taşnak Partisi ile müttefik olmuşsunuz gibi düşünün. Ama Vimro da bunu bir yana bıraktı, Türkiye'de bir yana bıraktı. Bugün Makedonya Türklerinin en rahat olduğu dönemin yaşandığını görüyoruz. Ve Türkiye burada her türlü desteği verdi. Demedi ki 1974 anayasasına göre Türkler Makedonya'da kurucu millettir demedi Türkiye. Çünkü Makedonya ile iyi bir müttefiklik ilişkisiyle Yunanistan'a karşı bu devleti destekledi. Deyim yerindeyse bir realist teori üzerinden Türkiye'nin Yunanistan'ı çevreleme şansı yaşadığı dönem aslında 90'lar sonrası. Manevra alanı biraz kısıtladı. Tabii ki bugün Arnavutluk'la olan ilişkiler, Kosova ile olan ilişkiler. İşte Arnavutluk alanında diyecektim hocam. Şimdi Arnavutluk da Türkiye ile çok ciddi bir itibarlı siyaset güdüyorlar. Bu da çok önemli bence. Arnavutluk siyasetini bu anlamda takdir etmek lazım. Kesinlikle Arnavutluk özelinde de şunu söyleyeyim. 90'larda diğer ülkeler belki bir savaş sürecine girdiler, bir takım çalkantılar yaşadılar ama en önemli çalkantıyı Arnavutluk yaşadı. Enver Hoca'dan sonra sistemin nereye gideceği, nasıl devam ettirileceği, ki Arnavutluğun
mevcut toprakları üzerinde de Yunanistan bunu açıklamaktan sakınmadı Yunan 90'ların başında. Gerekirse askeri müdahalede bulunabiliriz dediler. Çünkü bir bankerler krizi vardı. Ülkede demokratik sistem oturmamıştı, güvenlik sistemi oturmamıştı. Ve Türkiye masaya sert bir şekilde, özellikle o dönem Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, sert bir yumruk vurarak böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini, Balkanlarda yeni bir genişleme dalgasının olmasına asla müsaade etmeyeceğini açıkladı. Ve Türkiye deyim yerindeyse Arnavutluğa geçmişin de hatırasıyla çok büyük destekler verdi. Ekonomik anlamda işte altyapısının, telekom sektörünün değiştirilmesi, bankacılık düzenlemeleri, bütün altyapı, otoyol, köprü, inşaat, havalimanları. Bugün bunların hepsi neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin Arnavutluk'la ortak inşa ettiğini görüyoruz. Yine benzer Yunanistan'la olan münhasır ekonomik bölge çatışmalarında Arnavutluk'un Türkiye hukuksal anlamda yanlarında oldu. Özellikle Yunanistan Ege Denizi'nde olduğu gibi Saranda Adası vardır Adriyatik'te. Onun üzerinden neredeyse Hırvatistan'a kadar bir münhasır bölge alanı çizerek ada üzerinden nasıl ki Girit ve Güney Kıbrıs üzerinden yaptıkları gibi Türkiye Birleşmiş Milletler'de hukuksal alanda da Arnavutluk'un yanında yer alaraktan Yunanistan'ın yaptığı bu hukuksuzluğun önüne geçmesinde Arnavutluk açısından yardımcı oldu. Bu açıdan da çok önemli. Yine Kosova konusunda Türkiye'nin verdiği destek Arnavutlar, özellikle Arnavutlar, Arnavutluk için unutulmaz. Çünkü Arnavutluk anayasasında şu var Furkan Bey. Arnavutluk devleti, Arnavutluk dışında yaşayan her Arnavut'tan sorumludur. Onların haklarını korumak zorundadır. Şimdi bugün Balkanlar diyoruz. Belki de en önemli şeyden bahsetmeyi unuttuk. Bugün İşte bir Arnavutluk diyoruz, Arnavutların ülkesi, ama Kosova'nın %90'ı Arnavut. Makedonya nüfusunun 1/3'ü Arnavut. Arnavut. Karadağ içerisinde önemli bir Arnavut bir nüfus Arnavut var. Arnavut diasporası aslında belki diyebiliriz. Kesinlikle Yunanistan içerisinde var. Ciddi bir Arnavut nüfus bizim var. Ve bunlar yüzlerce yıldır orada yaşayan insanlar. Gurbetçi olarak oraya gitmiş olan insanlardır. Bunun için Balkanlarda yeni bir savaş akla geldiği zaman aslında temel korku bunun bir toptan Büyük Arnavutluk, Büyük Sırbistan, Büyük Yunanistan, Büyük Bulgaristan savaşına dönüşüp dönüşmeyeceği. Örneğin Makedonya. Bugün Makedon ulusunun var olup var olmadığı bizim tartışma konumuz değil. İnsan kendisi nasıl tanımlıyorsa odur deriz biz kimlik tanımlamalarında. Hocam İskender'i paylaşamıyorlar değil mi? Tabii ki. İskender kimin lideri mevzusu? Bayrağını paylaşamıyorlar, dilini paylaşamıyorlar. Bu da işte özellikle bölgedeki Arnavutlar. Biliyorsunuz Makedonya 2001'de bir iç savaştan çıktı. Arnavutlar isyan etti ve neredeyse Üsküp'e kadar ele geçirdiler. Vallahi. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin araya girmesiyle 1974 Anayasası'ndaki haklarının geri verildiğini gördük Arnavutların. Ki bu noktada Türkiye o dönem Ohri Barış Süreci'nin işlemesinde de örneğin Türkiye şunu demedi. Ben de 1974 Anayasası'ndaki Türklerin kurucu millet olma hakkını geri istiyorum demedi. Çünkü Yunanistan için Makedonya önemli bir müttefikti ve Makedonya Türkiye'nin Balkanlara açılması için tam bir orta noktaydı, kavşak noktaydı. Yine Kosova'yı içerideki tüm tartışmalara rağmen hocam hatırlarsınız başka sorunlara benzetenler oldu. Ama Türkiye bağımsızlığını açıklar açıklamaz tanıdı. Yunanistan Kosova'yı tanımıyor. Bu da Arnavutlar nezdinde yine çevreleme siyasetinden düşündüğümüz zaman çevreleme sadece topla, tüfekle, silahlı kuvvetlerle siyaseten yapılmıyor. Siyaseten sosyal ve kültürel bir çevrelemeden de bahsediyoruz. Bu da Arnavutların gönülden Yunanistan-Türkiye problemlerinde aslında Türkiye'nin tarafına kaymalarına sebep oldu. Keza bölgede biz hep bugüne kadar Sırbistan-Yunanistan dayanışmasını görmüştük. Özellikle Yugoslavya Savaşı sonrasında. Ancak savaştan hemen sonra Türkiye'nin Belgrad nezdinde yürüttüğü iyi niyet siyaseti, kazan kazan politikası, o geçmişteki Ortodoks kardeşliği üzerinden yürüyen Sırbistan-Yunanistan birlikteliğinin yerini Türkiye-Sırbistan stratejik ortaklığına bıraktı ki bu ortaklık Bosna Hersek boşnakları içinde bir huzuru getirdi. Evet. Hocam gerçekten şimdi tabii vaktimiz azalıyor. Bir yandan da böyle bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü önemli şimdi tabii Amerika'ya da soracaktım aslında. Amerika'nın bölgeye bakış açısı nasıl hocam? Birkaç cümleleri hocam söyleyebilir misiniz? Biraz tabii uzun bir cevap olur ama Amerika'nın bakış açısı nasıl? Açısı nasıl? Rusya'nın etkisini önlemek üzere mi yoksa kendi etki sahasını tesis etmek üzerine mi? Amerika'nın Balkan siyaseti. Aslında Furkan hocam Amerika'nın iki temel bakış açısı var. İkisinden de bahsetmiş oldunuz. Birincisi
o George Kennan'ın belirttiği çevreleme siyasetinin, ki buna biz artık yeni çevreleme konsepti diyoruz. Rus etki sahasının olduğu bölgelerde varlık gösterme, ki bu Amerika için Soğuk Savaş sonrası Balkanlara girmek aslında çok büyük bir kazanımdı. İkincisi de Amerika aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliğini sağlayan, işte bugün belki konu Balkanlar dışı ama Polonya Başbakanı'nın bağlantı açıklaması savaşa hazır olun, işte Almanların açıklaması savaş kapımızda, ki Avrupa'nın, Macron'un açıklamaları güvenliğini sağlama noktasındaki soru işaretleri sebebiyle yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede olması, hem de yine tarihsel olarak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sadece bir birliktelik yok, tarihi bir rekabet de tabii söz konusu aslında. Ve o rekabette denge unsurunu tutabilmek ve bölgeyi de elde tutabilmek adına Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede olması kendi perspektiflerinden oldukça önemli hocam. Ki işte bugün Almanya'dan sonra en büyük Amerikan üssünün Kosova'da olması, ki Ukrayna-Rus savaşından sonra şunu görüyoruz, özellikle Yunanistan, Romanya, Bulgaristan hattı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin ve silahlanmayla aslında olası bir savaşta Rusya'ya hat çekmeye çalıştığını evet. görüyoruz. Ki diyelim ki böyle bir savaş, kimse böyle bir savaşı istemez. Temel lojistik hat ve yığınak hattın, aslında Avrupa'ya giden yolun bu bahsettiğimiz evet. ülkeler olması Amerika'nın bölgede varlık göstermesini de aslında anlamlandırabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel tarih perspektifi ortaya koydunuz. İşin jeopolitik kısmını değerlendirdik ama yine biraz eksik kaldı. İnşallah tekrar bir araya geldiğimizde hocam Balkan siyasetini değerlendiririz. Çok teşekkürler hocam. Ben aklınıza teşekkür sağ ederim hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kıymetli Birikim Saat izleyicilerimiz, Fatih Fuat Tuncer hocamıza beraber, doçent doktor Fatih Fuat Tuncer hocamıza beraber Balkan siyasetini, Balkan jeopolitiğini, Balkanların geçmişiyle beraber bu kısa zamanda analiz etmeye çalıştık. Çok da toparlayıcı olduğunu düşünüyorum. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.